Selamlar, Metin 2 Marmara'nın yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Biliyorsunuz bir önceki bölümde bıraktığımızda Ninja'mızın mutluluk yüzüğü ne yazık ki bitmişti. Mutluluk yüzüğüyle gerçekten güzel şeylere imza attık ve güzelce won kastık. Fakat Ninja'mızın bir adet yüzüğe ihtiyacı var ki Hydra dönmeye devam edelim. Bunun için de arkada bulunan kurt karakterimizde bayağı bir okey oynadım. 30 tane gümüş, 3 tane altınım var. Henüz daha oynamaya devam ediyorum. Fakat bu şekilde çıkarsa bir süre daha bekletebiliriz. Gelin bunları açmaya başlayalım. Umarım bir tane yüzük çıkartırız bunlardan. Burası ortalama 4 won ediyor. 4 won. Oo, bir tane destansı çıktı. Wow. Oo, bir tane nemeresandı. Bir tane de 10 emiş kuşak çıktı galiba. Aynen. Bu karakterimizde bir 10 emiş kuşak daha olabilir. Hayırlısı bakalım. Bir çıkartmayı deneyelim yüzüğümüzü. Haydi, haydi kızım beni yorma. Evet, ne yazık ki çıkmadı. Yapacak bir şey yok. 4 won şu an içerideyiz. Ama önemli değil. Bu atılmıyormuş, güzel. Burada da 9 tane okey varmış bu arada. Bir adet zen fasulye çıktı. Şunları bir açacağız. Önce bunu açalım. Yontulmuş ejderha yakutu. Bir tane de şöyle antika çıkabilir mi bir tane? Antika ejderha yakutu muhteşem. Bir de destansıdan efsanevi yakut alır mıyız? Woo! Efsanevi ejderha yeşimi. Harika oldu ya. Şu an mesela bu açımlardan bayağı kar elde ettik. Sadece yakut zaten kendi başına. Bu arada yakutların biriktirmesi şaka mı? Bayağı da fazla varmış. İki tane. Oo, iki tane ejderha yakutu varmış. Ben bunu fark etmedim bu çarımızda. İki tane ejderha yakutu, bir tane de efsanevi yeşim varmış. Ben okeyleri oynamaya devam edeceğim ve okey açmaya devam edeceğiz. Fakat bir 10 emiş kuşağımız var mı? Bir ona bakalım. Bir de baktım yakutlarımız çok fazlaydı. Şansımız bu videoda güler mi? Bakalım. Yani çekirge bir sıçrar, iki sıçrar, üçüncü de altına sıçrar. Sağlık olsun. Yakut arttıkça böyle yaparız. Evet, videomuzun ve muhtemelen son 10 bölümdeki ilk kuşağımız bakalım. Geçecek bir şöyle bir şu bandı basalım. Yanına da kral kuşağını koyalım. Aslında kral kuşağı daha güzel gibi sanki. Kral kuşağı mı koysak? Ya da bunu koyalım ya, böyle daha güzel. Şu bandı, XU bandını bastık ve geçti. Bakalım kaç emiş geldi? 19 emiş geldiyse muhteşem. 18 emiş geldiyse fena değil. Atmadıkları da fena para değil. Güzel para getirebiliriz. 17 emiş gelmiş. Bu band çok güzel duruyor bu arada. Sağlık olsun. 17 emiş de fena değil yani. Atmadık bir kuşak gelmiş. Bunu da bir emiş daha fazla gelseydi belki biraz daha pahalıya satardık da. Bunu da pazarımıza koyarız. Bunu ve simyalarımızı pazarımıza koyarız. Bir ben bütün okeylerimi oynayayım bakayım. Oradan gelenlerle bir tekrar deneyelim. Evet, Lycan'ımızı VC'lik yapacağımız için çok uyguna bir adet pençe buldum. Normalde bu pençelerin başlangıç fiyatı 70 ila 80 won arasında değişiyor. Artı 9, 105. seviye canavar Lycan'ımız için bir adet ejderha hükümdarı alıyoruz. 35 won, kırık, 5 yarısı var, 8 zekası var, 6 efsunları kırık ama bizi bir süre en azından idare edecektir. Biliyorsunuz bu VC serisi uzun soluklu ve güzel olacak. Yine biraz ucuz yollulardan gidiyoruz ve 6 won'a normalde 35 savunma fakat literatürde yani görünüşte 50 savunma olan bir zırh alıyoruz. Bu artı 9 70 level Lycan zırhı. Yelpaze savunması pek fazla işe yaramıyor ama 6 efsunları bizim işimize yarayacaktır. Hem 6 won yani ne kadar ne kaybedebiliriz ki, en kötü satamayız, çöpe atarız. Lycan'ımızın en önemli unsurlarından biri de atak skillerini en azından perfect açabilmek. Bunun için başlangıçta beceri kitaplarının fiyatı ucuz olduğu için kötürük kovmayla bunu çözebileceğimize inanıyorum. Bu sebepten dolayı sizlerle birlikte bir kötürük kovma alalım. Bayağı fazla ihtiyacımız olacak. 200-250 tane kötürük kovma alıyorum. Evet, Lycan'ımızın tüm itemlerini aldık. Sadece Aura ve Titan Kalkanı kaldı. Ödünç olan itemleri sayayım öncelikle. Şu gördüğünüz Kral Kuşağı ödünç. Buradan selam olsun. Zeus diye bir arkadaşımız var Discord'da, o ödünç verdi. Bu ödünç 105 levele kadar kullanacağız. Daha sonrasında bu ödünç, Cennet Gözü bileziğimiz, 20 şeytan, 15 rüzgar, 1500 HP. Bir tane 20 şeytan titan kalkanımız olacak. Artı 9, o da ödünç olacak. Bunları ödünç olarak aldık. Bizim aldıklarımız ise bu, bu ve bu ve bu. Bunların toplamda hepsine 4 won verdim.
4 Von'a bunların hepsini satın almış olduk. Bir de kostüm seti alacağız şimdi. Bir tane fiş alacağım 20 şeytan. Bir tane kafalık alırım. Yine 15 rüzgar. Zaten hasarı yeter diye düşünüyorum. Bir tane de 15 rüzgar zırh alırım. Ve ardından karakterimizi yavaş yavaş atarız. Kasılmaya bırakırız. Skillerini şu an geliştiremiyorum. Marmara'da beceri kitabı yok. Beceri kitaplarını topladıkça bu skilleri de geliştireceğim. Özellikle şu skili ve şu skili geliştirmeye özen göstereceğim. Şu an 115 tane kötü ruh kovma kağıdımız var. Daha da fazla var hatta. Üzerimde 115 tane var ama bu skilleri G'ye açacağım. En azından şu ikiliyi G'ye açıp, bu da M9'muş, bunu da G'ye açarız. Bu üçlüyü bir G'ye açacağım ilk etapta. Ve yavaş yavaş bunları da ilerletmeyi planlıyorum. En kötü bütün itemlerimiz durduğu için bir süre daha bizde durur. Ormana bırakırız. Sırlar yüzüğüyle birlikte bu karakterimiz 105. seviyede. Hem derece kasar sürekli olarak, hem de okey kasar. Elimizde şu an bu arada 105 tane, 115 tane kötü ruh kovma kağıdı kalmış harbiden. Bunları da kullanacağız abi. Kaç, totalde de kaç bonumuz kaldı da hemen sizlere söyleyeyim. Bu itemlerle birlikte 113 vonumuz var. Daha bu 113 vonu da kullanacağız abi. Bugün bir ufak tefek element atmıştım. Oradan da biraz para geldi. Element atılır bu arada. Artı 12, artı 18, artı 16 elementleriniz atılır. Aklınızda bulunsun. Bana ulaşabilirsiniz. Discord adresimiz üzerinden. Bütün kostümlerimizi vesaire de ben ayarlayayım. Ardından ormanda görüşelim. Lycan'ı bir adet pençe alırken şöyle bir iteme denk geldim. 11 yazı 12 zeka, adam 1.5 bona koymuş. Normalde 20 büyüzü 12 zekalar 15 bona satılıyor. 10 büyüzü 12 zekaların da ben en az bir 5-6 bon edeceğini düşünüyorum. Buradan bir 3 bon falan kar elde edebileceğimizi öngördüğüm için en azından böyle bir topa girerek bir won daha bozacağım. Biz satmayı deneyelim. 10 bondan koyalım. 10 bondan gitmezse 8 bona kadar düşürürüz. 8 bondan da gitmezse minimum ben bunun 5 bondan falan rahatça satılacağını öngörüyorum. Çünkü şaman için büyü hızı çok önemli. Ve benim gibi böyle kırık da olsa büyü hızını ben kullanmıştım biliyorsunuz. Başkaları da kullanır diye öngörüyorum. Umarım güzel bir yatırım yapmışımdır. Ticaretten de hiç anlamam ama en azından denemiş olacağım abi. Evet, ormana girişimizi yaptık. Ben biraz test ettim. Sizin de tahminlerinizi şu an videoyu durdurup bekliyorum. Bakalım tahminleriniz tuttu mu? Videoyu durdurabilirsiniz ve tahmin edebilirsiniz. Bakalım karakterimiz ne kadar vuracak? Simya'yı açmadım ilk etapta. Vur 7 hasar bu şekilde. Siz olun. Exoset kullanmayın. Simya'yı daha açmadım. 20k simyasız hasarımız var. İşte Lycan'ın devasa gücü. Şu an 95 rüzgar, 85 şeytan var. Aklınızda olsun. Ayrıca bir Alastor'umuz, bir de Porky'miz var tabii. Bir de Nazar falan var. Bunlar da etkiliyor. Bir de bir tane şöyle şeyimiz var. Şimdi simyamızı açacağız. Önce bir otomatik avımızı açalım. Simya ile birlikte de simyamızı, bu arada sadece bunları uzattım. Bu amorti olarak duruyor. Bunları uzattım. Bunlar bir günlük olarak burada kasacak. Hasar çok fazla yemiyor. Hatta mis yiyor neredeyse. İtemleri de zaten sizlere göstermiştim. Tekrardan göstereyim. Şöyle şeytanlı pençesi, 15 rüzgar, 15 rüzgar yine kostümü. Bir tane şöyle bir kral kuşağı var. Eli var 44 hort. Kafalığı var 15 rüzgar. Şöyle 20 şeytan, 15 rüzgar bir tane bileziği var. Bunlar zaten düz HP'li sadece. 20 şeytan böyle var. Bu da yani dümdüz itemler var baktığınızda. Bu kadar da fazla vuruyor. Ağır bir böyle şey var. Luck var. Neden bilmiyorum. Şu anda da güzel güzel XP'sini alıyor. XP oranımız bu arada set bonustan %50 geliyor. Bilerek az bıraktım. Çok önemli değil. 105'e kasacağımız için çok hızlı kasılması bizi çok etkilemeyecektir. Şu an %150 XP ile kasılıyor. Sabah olduğunda, şu an gece. Sabah olduğunda şuradaki bilgelikleri takacağım nazar tılsımın yerine. Biraz hasarı düşecek ama %100 oradan bir %50 gelince 200 XP ile kasılacak. Normalde buna peti ve bineği çağırsaydım, peti ve bir tane kaykay alsaydım muhtemelen %150 veya %100 XP olacaktı ama hiç gerek yok. Bu şekilde de hızlı hızlı kasacaktır zaten. Çok da benim için önemli değil ne kadar hızlı kastı. En kötü ihtimal geceleri bırakırız, geceleri kasarız. Çok da önemli olmaz. Farmımızdan da sıkıntı yaşamayacağımız düşünüyorum. Bu videoda bir ninjamızla solo Nemera denemeyi planlıyorum. 5-5 ağa çakramıyla onları da deneyeceğiz bakalım. Efendim, Nemera'nın son katına geldik. Sizleri çok fazla yormak istemediğim için Nemera'yı geçen, yani ortalama 40 dakika falan oldu galiba. Tek charla girmenin ardından şamanın metin katında çok fazla uğraştık. Şamanın metin katı yüzünden bir yaklaşık 40 dakikadır falan, yani 40 dakikaya yakın bir süredir Nemera'yı tamamlamaya çalışıyoruz. Şimdi bu kuzey rüzgarı sütununu kesip ardından Nemera'ya gireceğim. Nemera'ya girer girmez bu arada önce zehiri vereceğim. Zehiri verir vermez de dönüşeceğim.
Evet, neredeyse kesmek üzereyiz. Arada birkaç yaşam yiyor ama sanırım keseriz gibi geliyor bana. Tek yemem umarım. Bir iki üç tane yaşamımız gidiyor. Birazdan kanama veririz muhtemelen. Evet, kanamayı da yedi. Nemereyi kestik. Kesmesine ama çok uzun sürüyor. Yapılır mı? Yapabilirim, bilmiyorum. Piyade ile kestim. Dönüşüm küresine bir em verdik. Masraf bir em. Kaç sandık kalmışız? Şöyle bir bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 da sandık almışız. Bir em masraf yaptık. 9 sandık aldık. Tanesi 15 emden satsak ortalama zaten 1,3 won falan yapıyor. Bereket versin. Efendim çok düşündüm. Bütçeyi de çok fazla aşmak istemiyorum. Bu sebepten ötürü kılıç ve çiftlerin tam olduğu bir adet kolye almaya karar verdim. Hem aynı zamanda bu kolye 20 dereceli cennet gözü kolye olduğu için VC'lerde delici oranımızı da arttırarak bizlerin gücüne güç katacaktır. Ayrıca savaşçılar ve suralara karşı da güçlü olacağız. Tabii bu okyanus ayakkabı konusunda çok kararsızım. Eğer siz bu okyanus ayakkabıyı beğenmediyseniz yorumlarda fikrinizi belirtebilirsiniz. 55 won gibi bir miktar veriyoruz. Neredeyse bütçemizin yarısını bu okyanus ayakkabıya veriyoruz. 45 kemik sav fakat ok savunması var. Normalde oklardan korunmalı bir ayakkabı da alabilirdim. Çok haklısınız. Fakat bu benim gözüme güzel geldiği için bu şekilde bir tercih yaptım. Eğer yanlış bir tercih yaptıysam yorumlarda buluşabiliriz. Efendim delici şebnemimiz ninjamızda 15'lik bitmişti. Arındırma burada değil, affedersiniz. Geldim delici şebnemi yapacağım. Şeftali çiçeklerini pazardan aldım. 100 tane de Leyla pazardan aldım. Burada bir 400 tane yapacağız bakalım. 200 de oluyor galiba 400 tane yapınca. Yani 450'lik yapmayı planlıyorum. Şöyle simsiyonu da dönüştürelim. Ardından 200'lü turuncu şebnemden toplam 50'şer adet 4 parça yapacağım. Çünkü 200'lü yapınca genelde tutmuyor. Biri üst üste bindi. Acaba ne o? Şöyle bir bakacağız. Önce 50'liklerden başlayalım. 20'lik 5 dakika 50 tane bu satılır. Kullanmaya bile gerek yok. Bayağı kar elde ettik. 10'luk 10 dakika bu fena değil. 15'lik 1 dakika. Bu aslında işimize yarayacak olan. Bayağı güzel oldu bu arada. 10'luk 10 dakikayı kenarda tutayım. Belki kullanabiliriz. Bilmiyorum. Belki de satarım. Onu da bilmiyorum. Şu 15'lik 1 dakikayı Hydra girerken ninjamızda kullanırız. 20'lik 5 dakikayı da satarız. Yavaş yavaş karakterlerimizi de geliştirmeye devam ediyoruz. Karakterimiz 99. seviye oldu. Hatta %78,85 XP'si bulunmakta. Karakterimize aynı zamanda %100 set veren, %100 XP veren set bonusunu da taktık. Bu üzerindeki bu iki zırh pet ve altındaki kaykaydan oluşuyor. Normalde kahramanlık madalyası taksaydık %150 olacaktı. Şimdi gelin birlikte toplamış olduğum beceri kitaplarını okuyalım. Yaklaşık bir gün içerisinde bu kadar beceri kitabı toplayabildim. Sadece yırtma ve kurt nefesi. Belki bunun sayesinde en azından yırtma belki perfect olabilir, bilmiyorum. Deneyeceğiz. Şu an M9 yaptık. 7 yetenek kitabı kaldı. Bence gayet iyi. Kurt nefesi M6 oldu. Yırtma da M10 oldu. Yavaş yavaş yırtmaları falan topluyorum. Bu ikisi zaten perfect olsa bize yeterli olacak. Ha bir de bunun perfect olması gerekiyor. Yani 3 tane skillimizi P yapacağız. Hedefim o. Ama ilk etapta bu ikisi olsa yine bizim için yeterli. Bu perfect olduğunda ortalama %15 oklardan korunma şansı veriyor. Aklınızda bulunsun. Bu da VC'de bayağı işimize yarayacaktır. Yine potunu falan doldurup ben bu karakterimi kasılmaya götüreceğim. Bir an önce 105 yapmaya çalışıyoruz zaten. Bu bölümlük bizden bu kadar olsun. Bir sonraki bölümde nasipse Lycan'ımızın VC'de nasıl vurduğunu vesaire deneyeceğiz. Bu bölümde Lycan'ımızı kasmıştık. Lycan'ımızı kasmaya devam edeceğim ve 105. seviyeye yapacağım. Tabi aldığımız itemleri falan da takacağız. Yeni itemler alacağız. Şu an totalde bir yaklaşık 30 won'a yakın bir paramız var. Bu parayı da kullanacağız. Daha sonrasında Lycan'ımızı çok daha iyi hale getireceğiz. Ne oluyor lan? Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. 10 iş sunucularında ben de olacağım. Siz de katılabilirsiniz. Aynı zamanda açıklama kısmında bulunan linkten Metin 2'ye kayıt olarak bana destek olabilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.